Merhaba arkadaşlar. Bugün Dramarka adlı Team Code'un ne işe yaradığını anlatacağım. Harun tanıt, başlayalım. Öncelikle Team Code'u oyuncuları herhangi bir takıma sokmaya yarıyor. Takımlarla ilgili bir komut. Yani mesela bir etkinlik falan yapacaksınız ve takımlara ihtiyaç duyuyorsanız kullanabileceğiniz bir komuttur kendisi. Komutumuz şu şekilde. Team add takım eklemeye yarar. Mesela buraya takımın adresini yazabiliriz. Mesela team diye böyle. İsmini de takım 1 olarak yazarsak takım 1 isimle şeyleri kapatmışım pardon. Takım 1 isimle team adlı bir takım oluşturmuş olur. Team empty ise o takımdaki bütün oyuncuları o takımdan atıyor. Yani mesela şu anda bu takımda bir oyuncu yok ama mesela team join team Erdem 67 dersen mesela beni bu takıma ekliyor ve empty dediğim zaman ben de dahil olmak üzere bütün takım üyelerini hepsini takımdan çıkartıyor. Diğer komutumuz team join, daha demin gösterdim zaten, takıma katılmayı sağlıyor bu şekilde. İşte hangi üyeleri takıma sokmak istiyorsanız. Bu arada bu komut sadece oyunculara çalışmıyor. Yani herhangi bir mobu bir takıma ekleyebilirsiniz. Yani mesela at a yaparsan mesela buradaki bütün slime'lar şu anda takımın üyesi. Ondan sonraki komutumuz team leave. Empty'ye benziyor ama bütün varlıkları atmak yerine sadece istediğiniz bir varlığı atmaya sağlıyor. Mesela teamliği Erdem 67 dersen beni bu takımdan çıkartmış oluyor. Evet, şu anda bir takımım yok. Team list derseniz o takımın bütün üyelerini listelemiş olsun bu şekilde. Bunların hepsi daha deminki, yani buradaki slime'ların ID'si. Hatta kendimi de ekleyeyim. Daha iyi görmeniz için. Görmüş olduğunuz gibi Erdem 67 benim adım var. Ve bunlar da slime'ların ID, yani bunlar karmaşık gelmiş olabilir. Diğer bir komutumuz team modify. Takımın özelliklerini değiştirmeyi sağlayan bir komut. Collision rule şu işe yarıyor. Takımın üyeleri birbirini ittirebilsin mi ittiremesin mi? Always dersek her zaman birbirlerini ittirebilir takım üyeleri. Never dersek birbirlerini hiçbir zaman ittiremezler. Push other team sadece diğer takım üyelerini ittirebilir demek. Push own team sadece kendi takım üyelerini ittirebilir demek. Ama şunu da belirteyim arkadaşlar. Minecraft'ın kendisinde olan bir bug yüzünden şu iki ters çalışıyor. Yani push other team tersiniz. Bug'dan dolayı kendi takım üyelerini ittirebilirsiniz sadece. Push own team tersiniz de başka takım üyelerini ittirebilirsiniz. Yani Minecraft'ın kendisinde olan bir bug yüzünden bunlar ters çalışıyor. Onu da belirteyim. Ondan sonra color, takımın rengi. Mesela black dersem black rengine sahip olur. Ben şu anda takımda mıyım bilmiyorum ama bir daha ekleyeyim. Şu an mesela SA yazsam, mesela selam yazsam. Görmüş olduğunuz gibi isim siyah olarak gözüküyor. Yani takımdaki isim, yani takım isimlerinin ne renk gözükeceğini belirliyor mesela. Green yazsam mesela. Görmüş olduğunuz gibi koyu yeşil gözüküyor. Başka neler var? Dead message visibility. Bu da işte bu da ölüm mesajlarının gözüküp gözükmeyeceği. Always dersek o takımda ölen birisinin öldüğüne dair bildirim, yani bütün oyunculara gider. Herkese gider. Hide for other teams. Mesela bu takımdan birisi öldü. Bu takımın dışındakiler bunu, yani chat'te görmeyecek. Yani chat'te bilmeyecekler. Hide for own team'de mesela ben bu takımın üyesi olarak öldüm. Benim takımın üyeleri bunu görmeyecek. Diğerleri görecek sadece. Never'da hiçbir zaman ölüm mesajları gözükmeyecek bu takımda ölenler için. Bu da bu işe yarıyor. Display name de takımın ismini değiştirme olanak sağlayan bir konu. Mesela takım 40 dersek takım 1'in ismi takım 40 oluyor mesela. Sonra takım 10 falan diyebilirsiniz. Veya birleşik yazmak istediniz mesela takım 10 şeklinde falan. Veya takım 1 şeklinde böyle birleşik yazmaya belki geri dönebilirsiniz. Yani bu da takım ismini değiştirmeye yarıyor.
Friendly Fire takım aynı takımdaki üyelerin birbirine saldırıp saldıramayacağını gösteriyor. False Dertek aynı takımın üyeleri birbirine saldıramaz. Hatta bunu bu şekilde gösterebilirim. Mesela buradaki bütün varlıkları bu takıma ekleyeyim mesela. Şu anda hayatta kalmaya geçiyorum. Bir dakika, ben bunu ayarladım mı? Ayarlamışım ama bunlar bana saldırmaya devam ediyor. Mesela bu Creeper saldırmıyor bana, bakın. Aynen bakın, Creeper bana saldırmıyor. Ama takımdan çıksam hemen saldırmaya geliyor, bakın. Hatta şuradaki gnome de saldırmaya geliyor. Join dersem yetişebilir miyim? Gördüğünüz gibi saldırmayı bırakıyor. Creeper patladı ama bu görmüş olduğunuz gibi şu anda bana saldırmıyor. Yani bu da aynı takım üyelerin birbirine saldırmalarını önleyebileceğiniz bir komut. Name tag visibility'de ben o takımın üyelerinin isim etiketini görebilir miyim, göremez miyim yani. Always dersen o takımdaki kişilerin isim etiketi daima gözükür. Hide for other teams dersek diğer takımlar bu takımdaki kişinin isim etiketini göremez. Diğer takımdaki oyuncu var. Hide for own team dersem benim takımımdakiler yani bu takımdakiler göremez, diğerleri görebilir. Never dersek bu takımın isim etiketini hiçbir oyuncu göremez. Mesela ben bunu never yapsam mesela şu anda bu takımdaki üyeler hiçbir şekilde isim etiketi gözükmeyecek. Tekrar bütün herkesi sokuyorum şu anda. Ve Earth ve isim etiketi alalım bunun için. Adı etiketleyelim mi? Söyleyeyim, aynen. Mesela test dersek slime'a koyuyorum ve görmüş olduğu gibi isim etiketi gözükmüyor. Ama takımdan ayrılırsam gene gözüküyor çünkü never olarak ayarladık. Mesela hide for other teams dersek gene gözüküyor. Şu anda gözüküyor, evet. Diğer takımlardan gizliyor. Takıma katıldığım anda görmüş olduğunuz gibi tekrar duruyor. Neyse, bu da böyle bir şeydi işte. Ondan sonraki parametremiz prefix. Bu takımın isminin başındaki bir örnek gibi bir şey, yani şu şekilde. Mesela takım 1 dersem, takım 1 boşlukta bırakırsam görmüş olduğunuz gibi slime'ın ismi takım 1 test olarak belli oluyor. Mesela ben chat'e tekrar test yazsam mesela takım 1'lerden daha 67 diyor mesela. Bu beni öldürsün mesela. Görmüş olduğunuz gibi ölüm mesajlarımda da ismim takım 1 olarak geçiyor. Yani her yerde ismimin başına gelen bir örnek bu. Temizlemek için burayı tekrar boş yapabiliriz. Temizlemek için. Ondan sonraki See Friendly Invisibles. O takım üyeleri görünmez olan takım arkadaşlarını görebilir mi? Eğer false olarak ayarlarsak görünmez takım arkadaşlarımızı göremeyiz. Mesela ben buna görünmezlik atsam şu anda. Görünmezlik bu. Atıyorum şu anda. Gözükmüyor. Ama true yapsam evet şu anda gözüküyor. Böyle transparan bir şeyle gözüküyor. Ama en azından görünmez ol, yani görünmezken bile algılayabiliyoruz. Bu da bu işe yarıyor. Ve suffix kısmı. Bu da sonek, yani prefix önekti. Bu da sonek, yani mesela Erdem Doğu 67 üye diyelim takım 1 dersek görmüş olduğunuz gibi test üye takım 1 olarak çıkıyor. Hatta tekrar test yazarsam Erdem Doğu 67 üye takım 1 olarak çıkıyor. Yani bu da bu şekilde. Ondan sonra başka şeyimiz kalmış mı diye bakıyorum. Evet. Son olarak bir takımı silmek için Team Remove konumunu kullanıyor arkadaşlar. O takımı işaretleyerek enterliyoruz ve görmüş olduğunuz gibi o takım artık yok. Zaten slime'lar direkt görünmez oldu zaten. Evet arkadaşlar, bugün bu kadardı. Daha fazla böyle videolar için videomu benim kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.